Pazar farklı dinamiklere sahiptir. Kültür, bir topluma ilişkin öğrenilmiş, paylaşılmış değerler topluluğunu ifade eder ve o toplum insanların davranışlarını, değerlerini, tutumlarını ve algılamalarını şekillendirir. Küreselleşen dünyaya rağmen kültür günümüzde hala uluslararası pazarlama için bir engel teşkil eder. Çünkü Uluslararası pazarlama kavramı genellikle farklı ülkeler çerçevesinde değerlendirilirken kültür kavramı ülkelerle ve siyasi sınırlarla kısıtlanamaz. Kültür aynı ülke içinde bile farklılıklar gösterebilir. Uluslararası pazarlarda çalışan bir işletme her şeyden önce kendi ülkesinin politik çevresinden etkilenir. İşletmenin merkezinin bulunduğu ülkede çıkarılacak yasa ve benzeri düzenlemelerle, işletme faaliyetlerinde kısıtlamalarla karşılaşılabilir. Teknolojik çevre ise en dinamik, değişen çevresel faktörleri barındırır. Teknolojik gelişmeler bir ülkede rekabette büyük bir artı sağlar. Kültürel, politik ve teknolojik çevrenin unsurlarını bilmek küresel pazarlama dinamiklerini anlamada son derece önemlidir. Bu program kültür, kültürel çevre, politik çevre, teknolojik çevre ve küresel pazarlama dinamikleri anahtar kavramlarını ele alacak. Programı izledikten sonra kültür kavramı nedir? Kültürü oluşturan unsurlar nelerdir? Farklı kültürler nasıl sınıflandırılır? Politik çevre unsurları nelerdir? Politik çevre nasıl analiz edilir? Teknolojik genişmelerin küresel pazarlama üzerindeki etkileri nelerdir sorularına yanıt bulabileceksiniz. Kültür, bir topluma ilişkin öğrenilmiş, paylaşılmış değerler topluluğunu ifade eder. Ve toplumdaki insanların davranışlarını, değerlerini, tutumlarını ve algılamalarını şekillendirir kültür dinamik bir süreç arz eder ve zamanla değişime uğrar. Bununla birlikte toplumların günlük hayatına damgasını vurur. Aslında konuşma tarzımız, doğrularımız, yanlışlarımız, değer yargılarımız, giydiklerimiz, yediklerimiz, içtiklerimiz ve benzeri pek çok günlük faaliyetlerimiz kültürden etkilenir. Kültürün küreselleşen dünyaya rağmen günümüzde halen uluslararası pazarlama içinde bir engel teşkil etmesi bir paradoks oluşturmakla beraber doğrudur. Bunun temel nedeni genellikle farklı ülkeler çerçevesinde değerlendirilen uluslararası pazarlama kavramına karşılık kültürün ülkelerle ve siyasi sınırlarla kısıtlanamayacağı ve aynı ülke içinde bile farklılıklar gösterebileceğidir. Örneğin Kanada'da birçok yerde İngilizce konuşulurken Quebec bölgesinde Fransızca hakimdir. Kültürün temel özellikleri şöyle sıralanabilir. Kültür paylaşılır, öğrenilir, kuşaktan kuşağa geçer, dinamiktir ve adapte edilebilir. Kültürün unsurları ise dil, din, teknoloji ve materyal kültür, estetik, sosyal organizasyon, eğitim, değerler ve tutumlar olarak sıralanabilir. Örneğin, Amerikan pazarında büyük bir başarı elde eden General Motors'un Chevrolet Nova marka otomobili, Porto Rico pazarında başarısızlığa uğramıştır. Şirketin yapmış olduğu araştırma neticesinde, Nova isminin İspanyolca telaffuz edildiğinde gitmez, yürümez anlamına geldiği anlaşılmış ve ismi Karibe olarak değiştirilmiştir. Kültürler, yüksek ve düşük bağlamlı olarak ikiye ayrılabilir. Yüksek bağlamlı kültürler ima kültürleridir ve bu kültürlerde düşünceler açık açık ifade edilmek yerine ima edilerek aktarılmaya çalışılır. Sözlü mesajda çok az bilgi iletilir ve kelimeler yerine beden dili önem kazanır. Düşük bağlamlı kültürlerde ise düşünceler doğrudan ifade edilir. Diğer bir çalışmada ise Hollandalı antropolog Hofstede, 116 bin IBM firması çalışan üzerinde bir çalışma yaparak, ulusal kültürün boyutlarını ortaya çıkarmıştır. Bu boyutlar, bireysellik kolektivizm, güçlü ile zayıf arasındaki uzaklığı gösteren güç uzaklığı, belirli bir kültürde eril ve dişi değerlerin ne kadar baskın olduğu ile alakalı olan erillik ve dişilik, belirsizlikten kaçınma ve kısa ve uzun vadiye dönüklük boyutlarıdır. İşletmelerin dikkat etmeleri gereken bir diğer çevre de girdikleri ülkenin politik çevresidir. Belirli ülkelere ambargo konması, Boykot uygulaması veya ihracat kotası gibi hükümet eylemleri işletmelerin faaliyetlerini kısıtlayabilir. Bazen de hükümetler işletmeleri dış pazarlara açılma konusunda teşvik edici bir tutum alabilir. Ticareti kısıtlayıcı tutum alan hükümetler serbest ticarete karşı genelde olumsuz bir tavır içindedirler. Bu tutum bazen yaygın olurken bazen sadece sektör veya ürün bazında kendini gösterebilir. Hatta bazen kültürden de etkilenebilir. Politik risk incelenirken işletme ve diğer taraflar arası ilişkiler önem kazanır. İşletmelerin ilişkiler sayesinde politik riski etkileyebileceği taraflar arasında hükümet, müşteriler, çalışanlar ve yerel halk sayılabilir. Politik risk unsurları birçok faktörden oluşur. Bunlar mülkiyet riski, faaliyet riski, transfer riski, ithalat kısıtlamaları, yerel içerik kısıtlamaları, döviz kontrolleri, pazar kontrolü, fiyat kontrolleri, vergi kontrolleri, iş gücü kısıtlamaları, hükümet değişikliği, el koyma, millileştirme, yerelleştirme, savaş, terörizm ve ambargo gibi faktörlerdir. Politik çevreyi analiz edebilmek için faaliyet gösterilecek ülke bölge turuyla ziyaret edilebilir. Dış pazarlardaki politik riski analiz edebilmek için ise pazar uzmanlarının görüşleri ile daha önce o pazarda iş yapmış ve oralarda yaşamış danışmanların görüşleri değerlendirilebilir. Delphi tekniği ile önceden belirlenmiş değişkenler ve çok değişkenli analiz yöntemleri kullanılarak kantitatif yöntemlerle politik risk analizi yapılabilir. Ya da tüm bu yöntemlerin bir arada kullanılmasını içeren entegre analiz ile politik çevre analizi yapılabilir. Teknoloji insanların makine, madde ve süreç yaratmalarına müsaade eder ve toplumun daha yüksek bir yaşam standardı elde etmesine olanak sağlar. Ayrıca işçilerin daha verimli ve daha az fiziksel güç kullanarak çalışmasını sağlayarak onların daha fazla para kazanmalarına imkan sağlar ve bu sayede daha yüksek teknoloji içeren ürünler satın alabilmelerine izin verir. Diğer yandan teknoloji işsizlik, çevre kirliliği, suç oranlarının artışı gibi toplumsal ve çevresel sorunları da beraberinde getirir. Teknolojik çevre en dinamik değişen çevresel faktörleri barındırır. Günümüzde Teknolojik çevrenin pazarlama üzerindeki en büyük etkisi elektronik ticaretin ortaya çıkması olmuştur. Ayrıca elektronik veri değişimi gibi teknolojik atılımlar sayesinde işletmeler arasında veri paylaşımı sağlanmış ve stok maliyetlerinde önemli tasarruflar yapılmıştır. Teknoloji sadece fiziksel ürünlerin üretimiyle ilgili değil, ayrıca yönetim, pazarlama ve benzeri hizmet ve bilgi üretimi ile ilgili de olabilir. Teknolojik gelişmeyi olanaklı kılan unsur ise araştırma ve bilgi birikimidir. Bu sebepten dolayı araştırma geliştirme faaliyetleri ve üniversitelerde yürütülen araştırmalar teknolojinin yaratılmasında önemli bir yere sahiptir. Teknoloji geliştirebilmek bir ülkenin rekabet gücünü ve ihracat kapasitesini arttırır. Ekonomik büyümeyi hızlandırır. Dolayısıyla birçok ülke araştırma faaliyetlerine önemli kaynaklar ayırır. Teknolojik çevre analizinde en önemli konulardan biri de inovasyonların dış pazarlarda nasıl benimsenip yayılacağıdır. Bazı yeniliklerin dış pazarlarda kabul görmesi çok hızlı gerçekleşirken bazılarının kabul görmesi de çok yavaş gerçekleşir. Bunun temel gerekçeleri arasında kültürel direnme, yeniliklerin hedeflenen dış pazarlar için karmaşıklığı, ürünün cinsi ve ekonomik çevre faktörleri sayılabilir. Kültürün etkisi tüm pazarlama sürecinde etkisini gösterir pek çok işletme pazarlama stratejilerinde kültürü göz önünde bulundurur. Kültür ülkelerle ve siyasi sınırlarla kısıtlanamaz ve aynı ülke içinde bile farklılıklar gösterebilir. Küresel bir işletme her şeyden önce kendi ülkesinin politik çevresinden etkilenir. Ülkesinde çıkarılacak yasalar ve düzenlemeler işletme faaliyetlerinde kısıtlamalara neden olabilir. Bunun tam tersi bir şekilde, bazen hükümetler dış pazarları açılma sürecinde işletmeleri teşvik edici bir tutum da alabilirler. İşletmelerin dikkat etmeleri gereken bir diğer çevrede, girdikleri ülkenin politik çevresidir. Politik çevreyi analiz etmek için bölge turu danışmanlarından yararlanma, Delphi tekniği, nicel yöntemler ve entegre analiz kullanılabilir. Teknolojik gelişmeler bir ülkede rekabette büyük bir artı sağlar. İnternet ve elektronik ticaretin ortaya çıkışıyla yaratıcı bireylerin büyük şirketlere rakip olabilme şansı artmıştır. Bu programda kültür kavramı nedir? Kültürü oluşturan unsurlar nelerdir? Farklı kültürler nasıl sınıflandırılır? Politik çevre unsurları nelerdir? Politik çevre nasıl analiz edilir? Teknolojik gelişmelerin küresel pazarlama üzerindeki etkileri nelerdir sorularına değinildi. Konuyla ilgili daha ayrıntılı bilgi küresel pazarlama ders kitabının 3. ünitesinde yer almaktadır.